Herkese selamlar arkadaşlar dünkü Yive kahramanı geldiğinde sizlere demiştim ki oyundaki bütün güncellemeleri bütün değişiklikleri sizlere tek tek anlatacağım aklıma gelen bütün değişiklikleri güncellemeleri vesaire sizlere söyleyeceğim arkadaşlar oyun baştan tamamen değişiyor bunu öncelikle bilin uzun bir video olacak bir abone olursanız like atarsanız ve yorum yaparsanız çok Sevinirim arkadaşlar. Evet ee, yavaştan başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oyunun arayüzü ee, değişti. Şuradaki kırmızı ee, yazı yuvarlaktı. Pardon şuradaki kırmızı nokta yuvarlaktı. Artık böyle daha simetrik bir hale gelmiş. Ücretsiz sandık açtığınız zaman karşınıza bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Xspin görünümü. Premium kostüm parçasının görünümü, sihir tozunun görünümü vesaire, bunlar değiştirildi. Altınlar artık bu şekilde yukarı doğru da gidiyor. Yine aynı şekil görmüş olduğunuz gibi ekranda paylaşıyoruz arkadaşlar. Ee, aklıma gelenleri hemen söyleyeyim. Ee, oyundaki bütün setler değiştirildi. Yani bütün görseller değiştirildi. Daha da böyle e, ilgi çekici, daha böyle güzel, hoş bir görsel olmuş benim için. Bundan öncekiler biraz böyle basitti. Ee, ama yani cidden öyleydi aşırı basit duruyordu item görselleri şimdi baktığınız zaman biraz daha böyle iyi cool biraz daha böyle gelişmiş gösteriyor büyüdeki her şey değişti ee, büyüde değişmeyen bir şey var mı bakıyorum sanırsam şu değişmiş mi değişmemiş mi tam algılayamıyorum felaket tellalı da aynı şekilde belki değişmiştir. E, ee, onda fazla oynama yapılmamış. Savunmaya baktığımızda da Atana Kalkanı'nda da e, oynama yapılmamış. Ama diğer görmüş olduğunuz gibi yansıma zırhında, gardiyan miğferinde, ayazda vesaire değişiklikler mevcut. Hareket botlarında ise sadece mana botu e, arkadaşlar değiştirilmemiş. Geri kalan her şeyi görmüş olduğunuz gibi yine bir görsele sahip. Orman itemleri de aynı şekil. Dolaşım itemleri de Aynı şekil arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman karakterlerin görünümü değiştirildi bazı karakterin. Karakterlerin bazı karakterler buff bazı karakterler nerf Şimdi değişecek olan karakterlerden bir tanesi Mia. Ee, Balmond'da sanırsam bir ee... İkinci yeteneğinde ufak bir değişiklik var. Bunları sizde oyunda göstereceğim arkadaşlar. Kahraman görselleri değiştirildi, arka planları değiştirildi. Görmüş olduğunuz gibi arka planda artık böyle daha tapınamsı gibi suikastçilerin e, filmlerde izlediğimiz böyle tapınaklar olur ya yetiştirilen. Onlar görünüyor. Şurada herhangi bir değişiklik yok. E, baktığım zaman şöyle. Sanki Grok'un görünümü mü değişmiş yoksa ben mi öyle algılıyorum bilmiyorum ama hafif bir değişiklik seziyorum arkadaşlar. Ya da bana öyle geliyor. Hanabi'ye baktığımız zaman Hanabi de aynı şekilde arkadaşlar. Ee, arka plan resmi değiştirildi. Bunlar zaten aynı okuldan çıkma mıydı neydi öyle bir şeydi. Eldora'nın görünümü değiştirildi. Rubin'in görünümü değiştirildi. Ee, Benedetta, Barat, Brody ve Yuve kahramanları şu an test sunucusunda daha henüz bizim sunucularımıza gelmedi. Öncelik olarak Barats gelecek. Tahminimce bu hafta içi gelir diye düşünüyorum. Pazartesi salı e, getirirler diye tahmin ediyorum. E, ondan sonra Benedetta Brody ve Yve şeklinde gelmesi lazım ama e, tabi bunları değiştiriyorlar arkadaşlar. Belki Benedetta'yı en son çıkartırlar. E, buna bilemiyoruz. Tigreal yenilendi. Lapu-Lapu yenilendi. E, Clint'in bir yenilenmesini gördüm. Ondan sonra kaldırıldı arkadaşlar bu. Ee, yenilenen Clint diye bir şey gördüm ben burada geçen güncelleme geldiğinde. 2 dakika kadar göründü ondan sonra tekrar bir güncelleme geldi. Ve Clint kalktı arkadaşlar. Hemen şöyle ee, yavaş yavaş sizlere hero'ların değişimlerini göstereceğim. Bakalım neler değişmiş. Bu arada oyun içerisinden de bilgiler vereceğim sizlere. Evet arkadaşlar ee, ilk değiştirilen karakterimiz Mia çok deli gibi beklediğim bir ee, kahraman şöyle altın ekleyelim maksimum seviyeye çekelim karakterin yeni görünümü artık bu şekilde artık ee, daha fazla hasar verebilecek e, benim gelmesini dört gözle beklediğim bir ee, değişim bu şöyle hemen gösterelim görmüş olduğunuz gibi bakın bir gölge var bakın sağında bu gölgeyle arkadaşlar daha fazla hasar vurabileceksiniz Mie ile ee, ikinci yeteneği değiştirilmişti bunları sizlere daha önceden bahsetmiştim artık böyle yukarıdan aşağıya ok yağmur inmiyor bir kerelik iniyor ve ondan sonra şöyle hemen göstereyim yavaşlatma veriyor artık şöyle ultiye bastığınız zaman arkadaşlar ulti süresi bakın biraz daha iyi ee, biraz daha uzun sürüyor bu aslında çok çok daha uzun sürüyordu fakat ee, son gelen Böyle yetenekleri güncellemelerden sonra Onu da düşürmüş oldular Yani iki katı hasarı arttı diyebilirim arkadaşlar Mia'nın Şöyle vuralım yine Görmüş olduğunuz gibi çok hızlı yürüyüşü falan ee, Görüyorsunuz O yani oku bir kere çok güzel ee, Daha önceden böyle basit bir kahramandı Şimdi görünümü vesaire çok değişti. Eliminate efektleri değişti. Eliminasyon efektleri değişti. Artık ormanlara vurduğunuz zaman canını burada görebileceksiniz arkadaşlar. Aynı şekilde mavide de öyle. Hemen şöyle görelim. Artık orman nitemini alamıyoruz. Bunu söylemiş şey miydim de. bilmiyorum ama bakın burada orman nitemini alabilmeniz için pençe gerekli yani sizlere oyun Ormancıyı getirmeye çalışıyor. Aslında bu Ormancı karakterinin başlangıcı diyebilirim. Yani takımda bir ormancı olmak zorunda. Ha tabii bu biraz e, kötü olmuş da diyebilirim. Aslında çok iyi bir olay ama e, bizim sunucularda bunu batırabilirler diye düşünüyorum. Çünkü herkes pençeyle girmeye falan çalışır diye tahmin ediyorum. Alt liglerde özellikle üst liglerde hadi biraz takım anlaşması vesaire sağlayabilirsin. E, ormanlarda gold gold artışı var artık arkadaşlar. Ormanlarda artık çok rahat e, gold kasabiliyorsunuz. Daha fazla gold veriyor. Ee, şu anki sunucuya göre yani daha fazla. Şuradan XP kazanıyorsunuz mesela bu ormandan. Şimdi kaç verdi? 54 verdi. Bu biraz daha düşük oluyordu normalde. Şimdi diğer karakterimize geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki kahramanımız Saber. Saber'in görüyorsunuz görünüşü e, sonuna kadar değişti. Ee, ayrıca harita üzerinde görünüşü de değişti. Görmüş olduğunuz gibi, eee regülatör kostümüyle girdiğim için ben böyle bir şekli var. Şöyle sol üst tarafa bakarsanız. Ayrıca Zilong'un görünüşü de değişiyordu. Bütün skill'leri değişti. Hemen sizlere bunu gösterelim. Şöyle hemen itemleri alalım. Bunlara alışmakta biraz zaman alacak gibi Görüyor Şimdi kalkanı açtığım zaman pardon, özür dilerim. İlk yeteneği açtığım zaman görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Vurdukça şeye. Şimdi benim pençe yok ya şuna. Şunu bir keselim bakalım. Bakın vurdukça şey geliyor abi. Bak hem ekstra hasar vuruyor çevredekilere. Vurunca bu gönderdiğim çember rakibin üzerine doğru yapışıyor. Görmüş olduğunuz gibi 400 küsür bir hasarı var ekstra. 469 görüyorsunuz. Bu buna yarıyor. Tıçrama yeteneği de bakın şöyle. Gördüğünüz bir değişik bir vuruşu var. Bakın atıyorum. 842 vurdu ikinci yetenekten sonra görüyorsunuz ekstra bir hasara sahip oluyor. Ultisini şöyle açtığınız zaman ilk yeteneği ulti açınca bakın oradaki şeylerin hepsi toplandı, geldi şeye vurdu gördünüz değil mi? Yani karakter artık daha OP olacak arkadaşlar. Karakter vuruşları da değişti. Ee, bunu da söyleyelim arkadaşlar size. Yani ormancı e, rolünde belki Saber olabilir Bence çok güzel olur ee, şunu açtığımız zaman ilk yeteneği ikinci yeteneği açtığımızda o da kapanıyordu artık böyle bir şey yok kapanmıyor Siz vurdukça yani e, normal vuruş yaptıkça e, bu şekilde ilerliyor bir diğer kahramanımıza geçelim Evet en büyük değişikliğin olduğu karakterlerden bir tanesi arkadaşlar Alice kahramanı inanılmaz dehşet güçlen dirildi diyebilirim sizlere ve çok da sevdiğim belki metaya girebilecek olan bir kahraman diyebilirim fark ettiyseniz oyun zaten hep eski yorulara e, şey getiriyor şöyle koridorları bir kapatalım e, hemen buradan devriye botu devriye botunu kaldır normal bot koyalım arkadaşlar ilk yeteneği değiştirildi Alisin ulti değişti ve e, yeteneklerde mana oranı biraz arttı arkadaşlar. Şu an ben de şöyle BS olmadığı için mana gitmiyordu. Görmüş olduğunuz gibi artık bunun süresi de uzadı. İlk yeteneğinin süresi uzadı. Şöyle bakın. Son anda vurabilirsiniz ve kaçabilirsiniz. Eliminasyon efektleri değiştirildi. Karakterin böyle görüntü efektleri değiştirildi. Şimdi en sevdiğim özelliği. Ultisi asla ve asla siz kapatana kadar kapanmıyor arkadaşlar. Ultiyi açık tutuyorsunuz. Mana değeri çok yüksek. Çok fazla mana harcıyor. Biraz da hasarında e, ufak bir düşüş var arkadaşlar. Ama böyle deli gibi vuruyor. Görmüş olduğunuz gibi siz kapatana kadar tabağa kadar vurur böyle. Bakın manası bittiğinde otomatik olarak kendisi kapanıyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Şöyle atalım. Alist'e bu değişiklik var ama dediğim gibi e, mana değerleri... Karakterin arttırıldı yani e, sürekli mana harcıyor bunu da e, dikkat etmek gerekiyor. Hatta yazdığı şey de şu: Alice her nokta her 0.5 saniyede 100 mana tüketiyor. Çevresindeki düşmanları 180 artı 202 bir hasarı veren ve HP'sini 80-80 yenileyen, 80 artı 80 yenileyen kanemici durumuna gidiyor. Kahraman olmayan bir birime isabet ederse %50 HP yeniliyor. Bu beceri tekrar kullanıldığında manası kendinde durum sona eriyor. Yani demek istediğim e, manası bittiğinde bakın şöyle koyayım hasar botları kule vursun. Ulti açıyorsunuz böyle ikinci yeteneğini vurabilirsiniz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. şuraya geçtiniz adam kaçıyor. Hani ultim bitecek bitmeyecek durumu yok. Yaklaşık bir 5-6 saniye kadar ultide kalıyor. E tabi bunun içinde kader saati vesaire e, manayı yükselten itemler kullanılabilir. Alice kahramanı da bu şekilde değişti arkadaşlar. Evet yenilenen başka bir kahraman olan Tigreal arkadaşlar. Tank kategorisinde yer alıyor Tigreal. Hemen şöyle itemlerini alalım. Görmüş olduğunuz gibi görünümü değişiyor. Onun bizim sunucularımızda bir tane kalkanı vardı. Artık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle bir balyozu var. Balyozda devam ediyor ve e, görüntüsü, yürüyüşü falan e, ufak bir değişti. Şöyle hasar botu değil de bir ufak normal bot e, tercih edelim. Alan hasarı var artık arkadaşlar. İlk yeteneği hemen hemen aynı ama bu biraz daha farklı. Şunu attığı zaman görmüş olduğunuz gibi yere vuruyor ve yerden böyle sanki yeri deliyormuş gibi bir e, hasar gönderiyor bunlara. İlk yeteneği bu şekilde değiştirildi. Tekrar alın. İkinci yeteneğine bakacak olursak arkadaşlar, ikinci yeteneği biraz daha uzağa götürüyor. Görmüş olduğunuz gibi hemen şuradan bekleme süresi yok yapalım. Sanki daha önce azdı, biraz daha yüksek gibi. Bakın bayağı bir götürdü. Ultiye bastığımız zaman ultinin görünümü değiştirildi arkadaşlar. Ve karakter bu şekilde daha iyi ve daha kullanışlı hale geldi diyebilirim sizlere. Yine havaya savuruyor ama mesafesi arttırıldı Yani daha OP bir e, tank olacak şöyle böyle bir ulti ile toplayalım bu arkadaşlarımızı görmüş olduğunuz gibi yılda bu şekilde değiştirildi arkadaşlar herhangi başka bir şey yok e, atladığım varsa da zaten bana yorumlarda söylersiniz bunun görünüşü de değişti bakın böyle alttan böyle artık kılıcı sallıyordu ya şimdi bu balyozu sallıyor e, Ben en, en çok görünüş efekt olarak ultisini çok beğendim ultisi çok güzel arkadaşlar Evet arkadaşlar bir diğer değişen bir diğer değişen kahramanımız da Layla karakteri böyle bazen videolarda e, trollünü aldığım bazen de çok ciddiyetle oynadığım bir karakter görmüş olduğunuz gibi az önce e, alan hasarını yükselttim bakın seviye a deyince kamera yaklaştı gördünüz değil mi maksimum seviye dediğim zaman bakın ulti açtıkça alan biraz daha genişliyor kamera yukarı doğru kalkıyor arkadaşlar bunu söyleyeyim. Bütün yetenekleri değişti, bütün şeyi olayı değişti. Artık pasifi de Layla'nın temel saldırıları ve becerileri vereceği hasar düşmanlar ile arasındaki mesafeyle ile orantılı. %100 oranından yüzde yüzde %40 oranına kadar çekili şuklu var arkadaşlar. Hemen şöyle 3-4 tane normal bot çıkartalım. Kendimizden çıkarttık şöyle. İlk yeti bas pasifi kullanalım. Bakın gördüğünüz gibi vuruşu böyle Tintin, tabii ben de şu an kostüm var. Kostüm olduğu için daha farklı görünüyor bende. Hemen şöyle biraz fazla bot çıkartalım. ilk yeteneğimiz arkadaşlar ani hasar. Bunu vurduğumuz zaman farklı bir şekilde görüyorsunuz. Hasarı var. İkinci yeteneği gördüğünüz gibi bakın bir karakteri atıyorum. İkisine birden vurduğu ve sekme olayı var arkadaşlar. Onu sizlere şöyle göstereyim. Aslında çok kullanışlı bir karakter olacak. Ee, bunu söylemek istiyorum. Şunları bir satalım. Ee, botlara fazla hasar vurmayalım. Ölmesinler kolay kolay ki yeteneklerini göstereyim. İkinci yeteneği atıyorum. Bakın. Şöyle. Üzerinde bir işaret var gördünüz değil mi? Bak işaret geliyor. Ona vuruyorum ona da sekiyor. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Vuruşları da çok güzel. Vuruşlarını da çok beğendim. İlk yeteneğine bakalım. E, ee, Layla ile doğru bir zararlı enerji bombası ateşle ve isabet ettiği ilk düşmanı 400 artı 241 hasar veriyor. Bu hasar kritik olabilir diyor. Bir düşmanı isabet ettikten sonra Layla'nın temel saldırı menzili 3 saniye için artıyor. Ayrıca hareket hızı %60 artıyor ve daha sonraki 1.2 saniye içinde azalıyor. Bir düşmana vurulduktan sonra hareket hızının süresi 2 katına çıkıyormuş arkadaşlar. Hemen şöyle bakın Alanımı görüyorsunuz. Alan bayağı bir yüksekte. Artık yaklaşıyorum. Bakın şöyle şuradan vurabiliyorum ama artık yaklaşmam gerekiyor. İkinci yeteneğinden bahsetmiştik. Üzerinde bir işaret çıkıyor vurduğum zaman. Şöyle çok yakın olmaları gerekiyor sanırsam bir bakacağım ona. Şöyle ve koyalım bakalım onları. 1 2 3 şu şekilde. Hepsine Bayağı bir hasar verdi. İkinci yeteneğindeki olay ise hiçlik mermisi olarak geçiyor. Layla düşmanın üzerine patlayan bir enerji topu ateşler. Hedefe ve belirli bir menzildeki düşmanları 320 artı 176 hasar veriyor. Ayrıca onları 1.2 saniyeli 130 oranında yavaşlatıyor. Hasar verdiği hedeflere büyü işareti ekliyor bir işaretli bir hedefe vurduğunda yakınındaki düşmanlara 200 artı 95 fiziksel hasar veriyor. Ve onları da 1.2 saniye içinde 130 oranında yavaşlatıyor. Ultisine gelelim. Görmüş olduğunuz gibi ultisi çok daha böyle tatlı duruyor ultisi. Ultisini de hemen sizlere hızlıca okuyalım. Ee, gelelim ulti abisiye. Ha imha saldırısı. Pasif hiçlik mermisi ve temel saldırı menzilini 1.8 kadar arttırıyor. Layla'nın her bir seviyesi arttıkça menzili de artıyor arkadaşlar. Ayrıca Layla yoldaki düşmanlara 800 artı 408 fiziksel hasar veren bir enerji patlaması ateşliyor arkadaşlar. Yani hem menzil arttırıyor hem şey. Ee, bunları sizlere söyledik. Yeni bir karaktere geçelim. Evet bir diğer değişen kahramanımız da Zilong. Bunu zaten biliyorsunuz diye de tahmin ediyorum arkadaşlar. Ee, daha önce yayınlarda sizlere bahsetmiştim. Size demiştim bir de uzun bir video olacak. Hemen arkadaşlar şöyle göstereyim, ultisi şöyle bastığınız zaman artık bir şey bürünmüyor ve görmüş olduğunuz gibi böyle yeşilimsi mavimsi bir efekt çıkartıyor arkadaşlar. Onları da sizlere tek tek okuyacağız. Hemen şuradan normal bot alalım, Şimdi pasifine baktığınız zaman arkadaşlar bakın görüyorsunuz normal vuruyor, bir anda hızlanıyor, şöyle alıyor ve aynı şekilde bakın daha fazla hasar veriyor. Ee, mızrak savuruşu Zilong bir düşmanın arka tarafına çıkıyor. Bu zaten vardı. Zilong hedefe atılıyor. Ejderha e, Ejder ile saldırıyor. Hedefe bilmem kaç hasar veriyor işte. Geçelim onlara. Ayrıca hedefin fiziksel savunmasını 2 saniye için 30 düşürüyor. Ee, bu çok güzel bir olay. Bir hedefi ortadan kaldırdığında mızrak saldırısını bekleme süresi sıfırlanıyor arkadaşlar. O da şöyle. Ben bekleme süresi yaptım. Göstereyim. Bakın sıfırlandı. Karina'nın yeteneği gibi diyebiliriz. Tekrardan sıfırlandı karınanın ultisi gibi. Ultiye baktığımız zaman Zilong 6 saniye için %40 hareket hızı, %75 saldırı hızı ve yavaşlatma etkilerine bağışıklık kazanıyor. Negatif etkileri anında kaldırıyor. Yüce Savaşçı aktifken Ejder Borası her 3 temel saldırı yerine 2 temel saldırıdan sonra tetiklenebiliyor arkadaşlar. Ejder Borası da şu bakın Bak iki tane vurdu tırırt iki tane vuruyor 1 bir iki tır bir iki tırırt yani karakter daha OP bir hale gelmiş oldu görünüşü de değişti zaten ee, üst ışınlanma efekti değişti ee, bunu söyleyeyim ee, artık ormancı bir e, karakter alıp onları da sizlere göstereceğim yine göstermek istediğim ee, birkaç hero var onlardan sonra devam edeceğiz arkadaşlar arkadaşlar diğer değişen karakterimiz e-Dora aslında çok güzel ve çok sevdiğim bir karakter. Ve e, yeni gelen güncellemeyle yeni gelen e, değişikliklerle karakter artık daha da aktif bir hale geldi. Görünümü değiştirildi. Görmüş olduğunuz gibi e, çok daha OP oldu diyebilirim sizlere arkadaşlar. Hemen şuradan normal botlarımızı çıkartalım. 3 tane normal botumuz var. Evet normal basit vuralım. Şöyle pasif saldırısı bu şekilde pasif değil de normal vuruşu diyelim. İlk yeteneği atıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın. Şöyle üzerinde bir şey var. Görüyorsunuz. Ekstra bir şey bırakıyor. Hemen bunu da sizlere şu şekilde göstereceğim arkadaşlar. Botları şöyle hafif aralıklarla ayıralım. Şimdi ortadakini attım. Şöyle vurdum. Bir daha vurdum. Ekstra bir hasar patlaması yaşadı gördüğünüz gibi. Ultiyi vurduğum zaman eğer yakındaysa bakın hiçbir şeye dokunmadım oradan oraya sekte. Şimdi bunları oku okuyalım. Eldar önündeki yelpaze şeklindeki alana çatalla şimşek gönderir. Düşmanlar 650 artı 13 bir hasarı verir. Bu 15 seviye için tabi. Daha item almadık. Ee, süperi, süper iletkenlikten etkilenen düşmanlar kısa bir gecikmeden sonra 390 artı 2 ek büyü hasarı alır diyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bekliyoruz. Etkin, etkeni var. Bakın bir tane vurduğun zaman hop ikisine de gitti. Gördünüz değil mi? Ekstradan bir hasar verdi. Bütün hepsini stunladı. Edora hedefe doğru bir şimşek topu fırlatıyor. Belirli bir hasar veriyor. Onları 1.2 saniye boyunca hedefi sersemletiyor. Ayrıca hedefin büyü direncini 1.8 saniye boyunca 35 düşürüyor. Bu çok güzel bir olay. Eğer hedef süper iletkenlik etkisi altında ise Şimşek topu isabet üzerine küçük toplara Bölünür ve yakındaki 3 hedefe Daha yayılarak 225 artı 3 büyü hasar veriyor Ayrıca onları da 0.6 saniye Sersemletiyor küçük şimşek topları Düşman kahramanlara öncelik veriyor yani ee, Şöyle botları kaldıralım Az önce göstermiştik Bakın ee, attım Görmüş olduğunuz gibi diğerlerine de sekti Bakın yine Sekiyor Görmüş olduğunuz gibi bu sayede ekstra bir hasar veriyoruz. 2 kere vurduğunuz zaman süper iletkeni olduğu zaman yani combo yaptığımız zaman şöyle yapalım. Ee, hasar botları çıkartalım 3 tane. İlk yetenek, ikinci yetenek, ulti. Bakın ulti dağılıyor olana. Görmüş olduğunuz gibi. Yani şöyle vurduğunuz zaman bakın ekstra iletkenlik var ya üzerinde. Diğerlerini de stunlanıyor. Yani bu TF'lerde çok işe yarayabilir arkadaşlar. Bak iletken olduğu için ekstradan vurduğum için 392 bir hasar daha veriyor. Ulti bir düşmana basıyor ama yanındakiler de bundan etkileniyor arkadaşlar. Bence çok daha güzel ve görünüşü sağlam olmuş e Edoran'ın diyebiliriz. Evet arkadaşlar bir diğer değişen kahramanımız Lapu Lapu karakter inanılmaz derecede güçlü oldu diyebilirim. Eskisine göre Nazaran çok çok daha iyi sağlam bir karakter arkadaşlar. Yetenekleri tamamıyla değişti. Özellikle ultisi harika oldu. Ee, hemen sizlere şu şekilde gösterelim. Bir normal bot çıkartalım. Şimdi e, önceden bu biraz e, yavaştı artık daha hızlı dönüş sağlıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi yeteneği daha hızlı e, dönüş sağlıyor. Ve ekstra sağlam hasar vuruyor arkadaşlar. Bs olmadığı için tabi ben. Şu an hızlı hızlı vurabiliyorum da görmüş olduğunuz gibi ilk yeteneği değiştirildi hemen şöyle sıçraması da aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar sıçramada bir şey yok şöyle e, vurdukça görüyorsunuz vurdukça zaten ekstradan bir enerji kazanıyor arkadaşlar şimdi gelelim ultisine ultiyi atıyorsunuz artık ultisinde sıçrama var önceden ultisi düz bir alana atıyorlardı. Ultisinin eski görünümünü artık ilk yeteneğe almışlar. Ulti kullandıktan sonra o da şu şekilde ulti attınız değişti. Şöyle stun'ı vurdu. Bakın. Hiçbir şeye dokunmuyorum. Kendisi kesiyor arkadaşlar. Artık ultisinin son vuruşunu buna aktarmışlar. Yani o ultiyi tamamıyla değiştirip artık ikinci birinci yetenekleri değiştirmişler. Şöyle atıyorum. Bakın vuruyor. Vuruşu yapıyorum. Şöyle de bir stun vuruyor. Artık hareket hızı yok. Ee, hareket hızı derken şeyden ee, kastım. Önceden bir rakip kaçtığı zaman ikinci yetenekle onun yanına gidebiliyordun. Artık gidemiyorsun. Direkt bu şekilde atlıyorsun. Ultiyi basıyorsun arkadaşlar. Ya da en kötü kombosu şu şekilde yapılabilir. Komboyu değiştirelim hemen. Böyle hasar botu çıkalım hatta buraya ki daha rahat görün. Kaçmasın diye millet. Şöyle birinci yeteneği atıyorsunuz hemen ardından ultiyi basıyorsunuz. İkinci yetenek ulti. Şöyle tekrardan biz bu basalım. Görmüş olduğunuz gibi artık lapu lapu daha etkili arkadaşlar. Yani daha kullanışlı ve sağlam bir solo lane savaşçısı olacak diyebilirim. Arkadaşlar ufak bir değişiklik yapılan Balmont kahramanımızı e, sizlere de sunayım. Artık şöyle bir değişiklik var Balmont'ta ee, minyonu vurdukça ikinci yetenekli hasar artışı oluyordu biliyorsunuz ki. Şimdi ben koridorları kapatmadım ee, koridorlardan da gelsin. Şimdi baktığımız zaman e, rakibi ikinci yetenekli vurunca bakın 288'den başladı 500'e 600'e doğru böyle ee, bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Hani yapıştırıyor ee, hiçbir sıkıntısı yok. Ormana bir bakacağım ormanda aynı şekil mi? Ee, yoksa sabit mi vuracak Ormanda da aynı şekilde artış sağlıyor Şöyle hemen Şuradaki minyonları ee, Gitmek istiyorum Minyonların üzerinde ee, Skill'ler değişti arkadaşlar Onu söyleyelim Şimdi şurada gelsin Minyonlara sabit vuruyor arkadaşlar değişmiyor Bakın 331-331 vuruyor gördünüz değil mi 325-325 Yani önceden şu an bizim sunucumuzda e, hasar artışı oluyordu minyonlarda Ama artık şu an olmuyor Yeni gelecek güncellemede e, Bu olmayacak e, Ayrıyetten şunu söyleyeyim XP ve gold koridoru ayrı ayrıldı arkadaşlar e, Yukarıda gold koridoru Aşağıda ise XP koridoru olarak e, Yer alıyor Aşağıya bir oyuncu gittiği zaman Daha fazla XP kasabiliyor Üst koridoru gittiği zaman da daha fazla Gold kasabiliyor arkadaşlar. Ee, sizlere bunu söyleyeyim. Ee, hatta birazdan oyun içerisinde de gösterebilirim. Orman canavarlarının artık e, HP'lerinin burada gösterildiğini söylemiştim. Siyah bir yazı içerisinde ee, ne kaldı gösteriliyor. Ee, hemen sizlere gireyim. O ex koridorunu göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın burada Gold koridoru yazıyor. Aşağıda da X koridoru yazıyor. Bu şekilde koridorlar ikiye dağılıyor. Yani XP kasmak isteyen alt koridora golden'un daha yüksek olmasını isteyenler üst koridora gidecek artık bundan sonra arkadaşlar. Ee, ayrıca change'e de ufak bir değişiklik var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, artık Chenji'nin yavaşlatma etkisi %40'tı %20 de sabit kalacak arkadaşlar. Ee, burada görüyorsunuz zaten diyor ki Chenji ile birlikte 4 enerji topu gönderiyor. Her biri Chenji'nin hasarını %20 kadar hasar veriyor ve düşmanları yavaşlatıyor. Yavaşlatma etkisi %40 değerine kadar birikebilir diyor ya %20'den başlayış yapıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim bakın gold koridorunu görüyorsunuz arkadaşlar. Minyonun arkasında böyle altın taşıyan bir e, vagonumsu bir şey var burada XP koridoru da ise bu şekilde e, parşömen gibi böyle koymuşlar arkasına XP koridoru da bu şekilde e, aklıma gelenleri söyleyeyim Kadita'da hasar değişimi var arkadaşlar Kadita'da ufak bir hasar veriliyor Aron'un ilk yeteneğinde e, buff geliyor Aron'un ilk yeteneğinde artık buff'lı olacak ve daha fazla hasar vuracak. Bir diğer değişiklikte de, ormancılar artık oyunun ilk 3 dakikasına kadar %40 daha fazla gol kazanacak. 3 dakikadan sonra bu %30'a düşecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ayrıca rakip öldürdüğünüzde de yaptığınızda gelen... Yani şöyle. Rakip öldürdüğünüzde gelen altın düşürüldü artık arkadaşlar. Onu söyleyebilirim sizlere. Mesela böyle 100-100 veriyordu. 300-300 veriyordu. 120 verecek muhtemelen. 200 bir 200 verdi, ikinci öldürmede özür dilerim, yüzlerimizle. 220 verecek, 240, 260 galiba bu şekilde gidiyor diye biliyorum. Şimdi bir e, Helkurt gelsin. Ayrıca mesela şöyle, e, mesela diyelim ki rakipte bir adam 10 kill aldı ve hiç ölmedi. Şimdi siz ona e, wipe out yaptığınız zaman ve e, shutdown yaptığınız zaman onu öldürdüğünüzde hani 400 altın veriyordu ya. Bu da 300 altınla sınırlandı arkadaşlar artık. 400 vermiyor da 300 veriyor. Ee, onu söyleyebilirim. Kardeş gel de bir onu da göstereyim. Aman gelir üstüne. Ayıptır be. 170 verdi. Gittikçe düşüyormuş. <laughs> Öldürdükçe düşüyormuş. Artıyor zannettim. Evet bu gittikçe düşüyor. Ee, artık kulelerde kalkan var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 5 altın, 2 altın, 3 altın, 4 altın görüyorsunuz değil mi? O kalkanı kırana kadar size bu şekilde 1 altın, 2 altın, 4 altın veriyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde artık kulelerde değişti. Yani e, ilk seviyelerde kuleye vurmak aslında biraz daha mantıklı gibi geliyor. Çünkü ekstradan gold alıyorsunuz abi. Evet, 140'a kadar düştü. Artık sürekli aynı kişiyi kestiğimiz için ee, yalan oldu. Sanırsam bir koridorun kalkanına kırdığınız zaman diğer koridorun ee, kalkanları da kalkıyor. Çünkü buralar da gitti. Keşke şey el kurt aslında biraz level kastırsaydık da e, gold aldırsaydık da o 300 goldu da size gösterelim. Neyse mantığı anladınız. Ee, bunu söyleyelim. Ee, bakalım başka ha evet. Anam ne oluyor? İç kulelerden alınan altın değişti arkadaşlar. Mesela e, şuradaki kulelerden 120 altın yerine artık 80 altın verecekmiş. Şuradaki inhibitör kulelerinde de e, 160 gold veriyordu. Artık 120 gold verecekmiş. E, önümüzdeki güncellemelerde gelecek olan karakterler Barat, Benedetta, Brody ve Yve gelecek arkadaşlar. Öncelik Barat. Evet e, aklıma gelen bunlardı arkadaşlar. E, yani uzun zamandır değişen şeyleri gördüğüm şey bunlar da testuncusuna yeni kahraman gelmediği takdirde girmiyordum. Böyle bir video istemiştiniz, ben de söz vermiştim. Bunu çektim sizler arkadaşlar. Eğer atladığım bir şey varsa yorumlarda bana belirtirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.